Şimdi sevgili Faruk Bildirici ile konuşalım. Erdoğan'ın dil suçmeleri, bilgi hataları ve gerçeğe aykırı ifadeleri diye bir yazı yazdı. Dündü bu yazının çıkması. Merhabalar, hoş geldin sevgili Faruk. Merhabalar. Şimdi bu haberde, daha doğrusu bu yazıda özellikle Avrupa'da aşı ücreti konusuna değinmişsin ve ondan sonra da buna benzer ifadelerini Cumhurbaşkanı'nın alt alta sıralamışsın. Çoğu gerçek dışı, çoğu dil sürçmeleri ve bilgi hataları ve tabii ki burada sorun bu bilgilerin yandaş medya tarafından mümkün olduğu kadar gizlenmeye çalışılması, yani kraldan çok kralcı davranılması, aslında bütün mesele bu. O haberi de arkadaşlarım ekrana getirirlerse, yansıtırlarsa, onunla, yazıyı daha doğrusu, onunla birlikte senin görüşlerini istiyoruz. Şimdi acaba Erdoğan'ın bu doğru bilgi olmayan sözlerinden geri dönmemesi ve bunda ısrarcı olmasını neye bağlıyoruz? Ya şöyle, benim aslında hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de bütün siyasilerin konuşmalarının haber oluşu konusunda temel bir itirazım var. Biz gazeteciler hoparlör değiliz. Siyasiler ne söylerse söylesin onu olduğu gibi yansıtmak durumunda değiliz. Eğer söyledikleri sözlerin içerisinde bir yanlış varsa, bir eksik varsa onu da okurumuza, izleyicimize söylemek bizim görevimiz aslında. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söylerse söylesin iktidar medyası onun hatalarını örtüyor, düzeltiyor, öyle yayınlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte bu aşılar konusu, Avrupa'da aşının ücretli olduğu konusundaki sözlerinde de aynı tavır izlendi. Erdoğan biliyorsun daha önce de İngiltere'de aşının 100 euro, 100 sterlin olduğunu söylemişti. Geçen yaptığı konuşmada da Avrupa'da aşının ücretli olduğunu söyledi. Bu kez İngiltere'deki aşı ücretini 50 sterlin indirdi. Hatta birileri bize de nasihat etti, siz de bu aşılardan para alın dedi, biz onları dinlemedik gibi. Bence hayali bir şey söyledi. Yani çünkü böyle bir şey söylenmesi mümkün değil. Avrupa'da gerçekten hiçbir ülkesinde aşı ücretli değil. Hatta Yunanistan'da gençlere destek olsun diye harcama kartları veriyorlar. Yani öyle bir destek söz konusu, tam tersine yani. Buna rağmen iktidar medyasını ben taradım. Hürriyet, Milliyet, Yeni Akit mesela Erdoğan'ın bu sözlerini satır arasına gömmüşlerdi. Yani sabah akşam gibi diğer gazetelerse tamamen cümlesini çıkarmışlar. Aslında çoğunlukla zaten Erdoğan bu tarz gerçeğe aykırı söylemlerin sözlerini haberlerden çıkarıp vermiyorlar hiçbir şekilde. Ya da Çin'e gömüyorlar. Hatırlarsın Erdoğan işte bu kongrelerde, Levalep kongrelerden söz etmişti. Mesela onları hiç vermemişlerdi zaten. Şimdi buradan ne yapmak istiyorlar? Erdoğan hatalarını kapatmak istiyor. Fakat Erdoğan'ın bunu iki kez tekrarlaması bile isteye bunun yapıldığını gösteriyor. Yani hani farkında olmadan yapılabilecek bir hata olmaktan çıkmış durumda. Peki burada ikinci soru şu. Erdoğan'a bunu o prompter'ı hazırlayanlar, metni hazırlayanlar mı bile isteye bunu yaptırıyorlar? Yoksa Erdoğan'ın kendisi mi yapıyor? Aslında bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulması gerek. Ama maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazeteciler bu soruları soramıyorlar. Böyle imkanlarımız yok. Ama şunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son zamanlarda dil sürçmeleri, gerçeğe aykırı söylemleri, yanlışları, bilgi hataları konuşmaların çok arttı. Ben biraz taradım. Evet. Bu yıl içerisinde sadece 8 hata buldum. En son işte 26 Haziran'da Kanal İstanbul'la ilgili bir köprü açılışı vardı. Orada mesela Aşık Veysel gibi dağları deldik dedi. Şimdi Aşık Veysel gibi dağları deldik. Yani dağları delenin Ferhat da Şirin efsanesindeki Ferhat olduğunu herkes bilir. Erdoğan da bilmemesini düşünemiyorum ama prompter'da o metni yazanlar öyle yazmışlar ve Erdoğan öyle okuyor. Ama mesela bunu gazeteleri, televizyonları açtığınızda iktidar medyasını bunu görmüyorsunuz zaten. Erdoğan hatasız bir lider oluyor her zaman. Asla hata yapmayan, her şeyi doğru söyleyen bir lider. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarına bakıyorsunuz. Sürekli Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, onlar sürekli bir yalan siyaseti yapıyorlar, yalan söylüyorlar. Gazetelerinde, televizyonlarda sürekli bunları veriyorlar. Ama düşünebiliyor musun? Mesela Erdoğan işte konuşurken Suriye istikrarsızlaştırma çabalarımızda uluslararası toplumdan beklediğimiz desteği alamadık dedi mesela. Hı hı. Ve bunu düzeltmediler bile hiçbir şekilde. Ya da tuttu işte Ankara'daki havaalanı kim yaptı? Bizden önce Ankara'da havalimanı yoktu dedi mesela. Hı hı. Şimdi bütün bunlar, yani örnekler, işte 8 örnek buldum zaten. İnanılır gibi değil. Bu tarz vahim hataları var. Şimdi hani şunu konuşuyoruz sürekli. Medya ne iş yapar? Kamu adına denetler, toplum adına ülkeyi yönetenleri denetler, eleştirir.
eleştiri ne işe yarar? Onların hatalarını düzeltmesini. Şimdi Tayyip Erdoğan'a bakıyoruz. Çevresindeyken onun hatalarını söyleyecek kimse galiba kalmadı diye tahmin ediyorum. Hı hı. Medyanın bunu söylemesi gerek. Medya da söylemiyor. Medyada ona eleştirip hatalarını söylemeyince o bunları söylemeye aynen devam ediyor. Aslında yani gazeteciler hoparlör değildir, yanlışı ortak olmaz diye başlamışsın yazına. Belli ki bazı medya, bazı gruplar bu sözleri doğru olmadığını bildikleri için hiç vermiyorlar. Bazıları da çok gizliyorlar. Dolayısıyla hoparlör olmaktan kaçınıyorlar belki de herhalde. O da olabilir, yanlışı ortak olmamak için. Ama bazen de aynı yayınlıyorlar zaten. Hiç, evet. Hiç değiştirmiyorlar. Yani sürekli aynı şeyi yapmıyorlar. Önemli olan orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hatasız bir lider olarak göstermek. Asla yanlış söylemeyen, sürekli doğruları söyleyen bir lider olarak göstermek. Onu başarıyla yapıyorlar doğrusu. Peki şunu anlamaya çalışıyorum. Yani bu Avrupa'daki aşı meselesi. Yani bunu Avrupa'da yaşayanlar zaten biliyor. Bizler de biliyoruz Avrupa'da bedava aşı yapıldığını. Zaten sürekli olarak Avrupa'yı takip eden benim gibi gazeteciler de zaten buna canlı şahidi hatta. Çünkü kızlarım orada, bütün yakınlarım çok orada. Sonuçta bunun doğru olmadığını bile bile söylemesi ve bunda ısrarcı olması, ikinci kez dile getirmesi acaba bir algı oluşmasına mı sağlamaktır? O algı kolaylıkla ulaşabiliyor mu? Toplum bunu hemen kabulleniyor mu? Her söylediğine inanıyor mu? Yani şöyle, tabii ki bir algı yaratmak istiyor olabilirler. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Bir süre önce IMF'nin bir raporu var idi. Raporda pandemi döneminde hangi ülkenin kendi vatandaşına ne kadar doğrudan yardım yaptığına dair. O raporda Türkiye kendi vatandaşına pandemi döneminde en az yardım eden ülkelerden biriydi. Hı hı. Altlarda yer alıyordu. Ve bu gerçek. Yani Türkiye'de vatandaşa sorduğunuzda zaten pandemi döneminde bu siyasi iktidarın, devletin vatandaşına yeterince yardım yapmadığını söyleyeceklerdir. Hı hı. Fakat buna rağmen bu algıyı değiştirme isteği içerisinde de olabilir siyasi iktidar diyorum. Çünkü hani evet biz size bu dönemde yardım ettik, işte işten çıkarmaları engelledik. Kısa çalışma ödeneği verdik ve üstelik bir de aşıyı ücretsiz verdik. Yani başka ülkelerde bakın aşıyı ücretli satıyorlar gibi bir hava yaratmak istiyor da olabilirler tabii ki yani. Ve buna da inanan bir kesim var mutlaka ki ısrarcı olunuyor. Mutlaka inanan bir kesim olabilir. Yani AKP'nin kendi çekirdek seçmeninde inanan kesim vardır. Ama yani haberleri biraz olsun izleyenler, işte okuyanlar bunun doğru olmadığını biliyorlar zaten. Evet. Peki buradan şehit haberlerinde ölüm müjdeye dönüştü diye bugün bir yazım var. O da çok çarpıcı bir yazı aslında. Ve atılan başlıkları öylesine şöyle bir baktım. Hiç de acıcı değil. Çünkü iktidar medyasında şehit haberleri hani sanki övünç kaynağı olarak gösteriliyor. Bana dua et şehit olmak istiyorum cümlesi var. Cennette bir fazlayır bu gece cümlesi var. Bundan güzel babalar günü hediyesi mi olur gibi cümle var. Bütün bunlar tabii Türkiye'de artık o bu türlü haberlerin hani sanki şehadete erişmenin keyfini çıkartan bir toplum haline dönüştü. Sanki Türkiye'de yaşayanlar gibi bir durum oluştu. Bunun da eleştirisini yapmışsın. Bize özetlersen eğer, tabii ki isimler de vermişsin. Onları da senden isterim. Ya şöyle, şimdi ölüm asla yüceltilmemesi gereken bir durum bence. Yani ve üstelik de sözünü ettiğimiz ölümler, yani şehit diye onu yücelttiğimiz ölümler aslında genç insanlar, 20'li yaşlardaki insanların hayattan gitmesi, yaşamlarına son verilmesi olayı. Şimdi burada bunu kim yaparsa yapsın, neden olursa olsun devlete düşen de bu ölümleri engellemek, biz gazetecilere düşen de bu ölümlerin ortadan kalkmasını sağlamak. Yani ama buna rağmen mesela şunu hatırlıyoruz biz. Cumhurbaşkanı Erdoğan barış süreci boyunca sürekli günde birkaç kere analar ölmesin, biz analar ölmesin diye çözüm sürecini getirdik, bu çaba içerisindeyiz diyordu. Ama bir süre sonra hatırlarsın pandemi döneminin başında Rize Kongresi'nde, Şanlıurfa Kongresi'nde Tayyip Erdoğan bir şehit annesine telefon ederek onunla konuştu. Hatta konuştuktan sonra da gülümsüyordu ve ona bir müjde verir gibiydi. Evet. Şimdi siyasi Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu kendi siyaset açısından gerekli görüyor olabilir. Yani Türk askerinin bugün dünyanın çeşitli yerlerine gitmesini, işte Suriye'de gençlerimizin bizim ölmesini, bunları doğal sıradan görüyor olabilir. O siyasi bir sorun, halk ona gereken yanıtı verecektir. Ama gazetecilerin
bu ölümleri kutsamaması gerekir. Bu ölümleri yüceltmemesi gerekir. Bunları sıradanlaştırmaması, normalleştirmemesi gerekir. Neden böyle söylüyorum? Bunları biz normalleştirirsek bu ölümlerin engellenmesi için, önlenmesi için, ortadan kalkması için çözüm arayışını da ortadan kaldırmış oluruz. Bunları normalleştirmiş oluruz. Aa, ne yapalım, o insanlar ölsün demiş oluruz. Oysa bakıyoruz, az önce senin de sıraladığın gibi bana dua et, şehit olmak istiyorum diyor. Böyle bir haber başlığı. Cennette bir fazlayız bu gece. Bundan güzel babalar günü hediyesi olur mu? Yani bir çocuğun, bir kızının ölümü bir babaya hediye olabilir mi? Böyle başlıkla yayınladılar. Yani sabahta işte Türkiye'de, akşamda böyle haberler çıkıyor. Hatta bugün bile sabahın manşeti zaten yine 15 Temmuz'la ilgili şehitlerin normalleştirilmesi haberiyle dolu zaten. Şimdi bu tarz haberleri verdikçe onlar her gün ölen insanlar ölümlerine devam ediyorlar. Yani bu sıradan bir şey. Ölsün gitsinler canım, ne olacak, harika diyor. Daha vahim bir şey var. Ben bunu haberlerini incelikten sonra acaba Türkiye'de ne kadar şehit sayılarında nasıl değişiklikler var diye baktım. İçişleri Bakanlığı bu sayıları toplu olarak açıklamıyor. Genelkurmay da açıklamıyor. Eskiden bunlar daha ayrıntılı olarak açıklanırlardı. Açıklamıyorlar. Nedim Şener'in yazısında buldum. Nedim Şener 23 Haziran'da her güne bir şehit diye bir yazı yazmış. Orada bir tablo var. Tablonun kaynağı yoktu. Biraz taradım. Nedim Şener 10 ay önce yine bir böyle bir yazı yazmış. Türkiye'nin kanlı bilançosu diye. Eylül'deki yazısı. İki yazısında da tablolar arasında, yani Türkiye'deki etkisiz hale getirilen terörist, şehit güvenlik görevlisi ve şehit vatandaşlarla ilgili sayıların hepsini iki ayrı tabloda vermiş. Bu tabloların şöyle iki garipliği var. Birincisi, tabloların kaynağı yok. İkincisi, iki tablo arasında fark var. Yani bunu merak ettim ve bunu araştırdım, bu tabloların kaynağını. Bu tabloların kaynağı İçişleri Bakanlığı. Meğerse İçişleri Bakanlığı bir süredir Genelkurmay, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma ve bütün birimlerdeki şehit ve öldürülen PKK'lıların listesini, sayılarını alıp toparlıyor imiş ve güncelliyormuş listeyi. O güncelleme nedeniyle de listede değişiklikler oluyormuş. Ama bir gazetecinin böyle bir tablo yazarken o tablonun kaynağını belirtmesi, eğer tabloda da böyle bir güncelleme varsa, sayılar değişiyorsa da onu kayda geçirmesi gerekiyor. Yani şöyle bir gariplikten söz ediyorum. Tabloda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43 bini geçmiş 2021 yılında, 1984'ten 2021'e kadar. Ama geçen yılki 10 ay önceki tabloya bakıyorsunuz, 43 bin düzeyinde. Bir yılda 1473 PKK'lı öldürülmüş gibi gözüküyor. Ya böyle bir sayı gerçek bir şey, yani böyle bir şey olamaz. Düşünebiliyor musun? Yani bir gazeteci 10 ay arayla iki tablo yayınlıyor. Tablonun eski yıllara ait, geçmiş yıllara ait sayılar üzerinde bir değişiklik yapıldığını, onlar üzerinde oynandığını yazmıyor. Yani bunu doğrusu yazıyordum yani ben. Bir de sorgulamıyor tabii, yani daha da önemli. Yani evet, sorgulanmamış. Sorgulanmış. Bir de bilmiyorum, üzerinde durmakta yarar var. Etkisiz hale getirilmiş terörist, evet, ne demek meselesi? Onu da soracaktım. Eskiden böyle bir kelime kullanılmıyordu. Son herhalde birkaç seneden beri kullanılan bir şey. Etkisiz hale getirmek herhalde artık terör yapamayacak konumda olması. Ya öldürüldü, ya yaralandı, ya ele geçirildi, hapse atıldı anlamına gelen bir şey herhalde, değil mi? Hayır, hayır. 2000'li yıllardan itibaren kullanılan etkisiz hale getirilen terörist kavramı aslında öldürüldüğü anlamında kullanılıyor idi. Bütün haberlerde o yöndeydi. Ben geçen hafta içerisinde Fırat Şişman adlı PKK'lıyla ilgili bir yazı yazdım. Yazı. Orada şuydu, Fırat Şişman'ın Nisan ayında etkisiz hale getirildiği açıklandı. İçişleri Bakanlığı bir briefing düzenlendi. Bazı gazetelerin Ankara temsilcileri gittiler o briefinge. Ertesi gün onlar Fırat Şişman'ın öldürüldüğünü yazdılar. Fırat Şişman'ın öldürüldüğü haberleri İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmadı. Hatta İçişleri Bakanı internet sitesini alıp o haberleri aynen yayınladılar. Sonra birdenbire Haziran ayında baktık, Fırat Şişman birdenbire canlandı, itirafçı oldu. Oldu değil mi? Evet. Ben bunu yazdım. Yani öldürüldü dediğiniz insan nasıl oluyor da birdenbire canlanıyor, itirafçı oluyor diye yazdım. Çünkü ayrıca şunu da biliyoruz. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist kavramı her zaman gazetelerde, medyada öldürüldü karşılığı olarak kullanılıyor. Hatta Hulusi Akar 2019 yılında bir konuşmasında biz öldürüldü demiyoruz çünkü öldürülmek etkisiz, asil bir kavram değil. Onun için etkisiz hale getirilen terörist diyoruz dedi. Yani etkisiz hale getirilen terörist kavramının öldürüldü anlamına geldiğini zaten kabul etmiş oldu.
Fakat buna rağmen Fırat İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı geçen gün beni yalanladı. Hı hı. Bizim etkisiz hale getirilen terörist dememizin anlamı karşılığı işte öldürüldü, yaralandı, yakalandı demektir. Hı hı. Oysa böyle değil. Gerçek bu değil. Gerçekte şimdiye kadar öldürdü deniyordu. Üstelik az önce sözünü ettiğim Nedim Şener'in iki ayrı tablosu yani İçişleri Bakanlığı alınmış olan 1984'ten 2021'e kadar olan tablolarda da onları yazarken de Nedim Şener etkisiz hale getirilen terörist eşittir öldürülen terörist olarak yazıyor zaten. Hı hı. Hep bu şekilde. Yani İçişleri Bakanlığı'nın bu şekilde durumu kurtarması gerçekten şaşırtıcı. Üstelik ama burada beni asıl üzen şu. İçişleri Bakanlığı yalanlama yapabilir, bunu itiraz edebilir. Bu tamam. Ama Fırat Şişman öldürüldü yazan gazeteciler buna itiraz etmediler. Yani hı-hı, kendi haberlerini savunmadılar. Yani İçişleri Bakanlığı sözcüsü siz bize söylediğiniz biz bu insan öldürüldü diye yazdık. Şimdi bizim haberimizi yalanlıyorsunuz. Bizim haber doğru da siz söylüyorsunuz, söylediğiniz bunu demediler. Hı-hı. Maalesef böyle bir durum. Böyle bir durum şimdi yapılan İçişleri Bakan Yardımcısının yaptığı açıklamayı da okudum. Aslında etkisiz hale getirdik'nin anlamını farklı bir şekilde yansıttı ama bugüne kadar tabii etkisiz hale getirdik getirildi cümlesinin ardında artık hayatta değiller öldürüldüler anlamını çıkartıyorduk biz tabii basın mensupları olarak. Belki bu kavramın değişmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi peki son olarak şunu sorayım sevgili Faruk. Bir bu dil sürçmeleri, bu bilgi hataları, gerçeğe aykırı ifadeler, yanlışta ısrar etme, doğru olmayan bilgide ısrar etme hali Cumhurbaşkanı'nda devam ederse vatandaşta nasıl bir etki yaratır bu? Vatandaş yani şöyle kendi gerçeğiyle Cumhurbaşkanı sözlerini karşılaştırdığı zaman zaten gerçeğe ulaşacaktır. Evet. Yani ona inanıyorum. Evet. Şimdi düşünsene Cumhurbaşkanı biz size şu kadar yardım yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık diyor. Ama insanlar kendi cebindeki durumu görüyorlar. Hı hı. O nedenle de Cumhurbaşkanı ne söylerse söylesin buradan fazla nasıl söyleyeyim insanları inandıramayacaktır. Kaldı ki bugün Deniz Zeyrek'in sözlüdeki yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantıların içeriğine ilişkin bilgiler var. Hı hı. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz halka kendimizi anlatamıyoruz demesi, milletvekillerinden gelen eleştirilere karşı siz de muhalefetin ağzıyla konuşuyorsunuz demesi, orada zaten bir problem olduğunu, kendi bu ne söylerse söylesin işte bu söyleminin halkta karşılık bulmadığını kendisinin de fark ettiğini, hı hı, aslında gösteriyor diye düşünüyorum. Hı hı. O tarafta belli ki bir endişe, belli ki durumun çok da parlak gitmediği konusunda bir karamsar hava var diye düşünüyorum. Zaten hatırlarsın geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte bu müteahhitlere verilen paralar konusunda süke süke vermek zorunda kalırsınız demesi, hı hı, iktidarı kaybedeceğinin göstergesi olsa gerek. Şimdiye kadar Tayyip Erdoğan asla böyle şeyler söylemiyordu. Artık bunu söylemeye başladı. O evet, nedenle de bu tür söylemlerin gerçek hayatta bir karşılığı olmadığını düşünüyorum ben. Evet.